Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla. Yetiştir beni Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıptır abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldım yollarda. Solla, taksici solla. Solda kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Yuh be kardeşim be. Bu kadar kupondan bir tanesi tutmaz mı be? Ya baba, sen de oynaması bilmiyorsun. Ondan sonra vıdı vıdı konuşuyorsun ya. Sus ulan kerata. Ben şans oyunlarının kitabını yazdım. Yoksa nasıl kazanırdım 6 trilyonu? Eğer o Ali Kemal olacak sahtekar yatırsaydı, şu anda kulağını bu evde değil, denize nazır bir yalıda çekiyor olacaktım. Kerata. Oh baba ya. Şu gazeteyi rica edebilir miyim? Bakayım ilan çıkmış mı? İlan mı? Ne ilan anne? Ne o kaygana? Gönül postası köşesine ilan mı verdin? Kendine koca mı arıyorsun ha? Ne kadar komiksin Sinan. Bir asalığa sokmuşum eve. İkincisini eve sokar mıyım sanıyorsun? Allah korusun. Anne! Ay sevsinler aşkınızı. Kocasına da laf söyletmezmiş. Baksa. Ya anneanne niye ilanı verdin şu gazeteye ya? Çatlatma da söyle. Ay çıkmış ilanım. Kiralık oda. Ya kaygana ne diyorsun sen? Ne ilanı ne kirası? Bana bak sen sarhoş musun? Kahvaltıda çay yerine kırmızı şarap falan mı içiyorsun? Anne oda mı kiralayacaksın? Evet canın odasını üniversite öğrencilerine kiraya vereceğim. Ne? Olmaz öyle şey kaygana. Benim burada karım var, çocuğum var, çoluğum var. Ben öyle kazulet gibi herifleri sokmam bu eve. Yaşa baba. Kendi evin olunca sokmazsın canım. Burası benim evim. Ben ne istersem onu yaparım. İster satarım, ister kiralarım. Hem evimde asalak gibi oturacaksın, hem de vıdı 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 hiç susmayacaksın. Anne saçmalama. Ne işi var tanımadığımız insanların evimizde ya? Gülbin, herkes kiralıyor. Bana bak kaygana. Eğer o odayı kiralarsan, yemin ediyorum şerefsizim. Çoluğumu, çocuğumu, karımı alır giderim. Bu löfte yapmıyorum haberin olsun. Ah ben de Sinan giderse ahdım vardı lokma döktürecektim. Bir koşu onu döktürürüm. Anne aç gözlülüğün lüzumu yok. Ne kazanacaksın sen o odadan ya? Sinan'dan bir kuruş kazanmıyorum. Hiç değilse 300-400 kazanırım. Tamam yürübik. Uzatma. Yarından tez yok. Kendimize bir ev bulup buradan taşınıyoruz. Ben işe gidiyorum. Hoşça kal kaygana. Rın rın rın. Sinan'ı duydun anne. Taşınıyoruz. Yürü can kuaföre. Gülbin. Kızım. Kocanın dolduruşuna gelme. Safiye ben giderim. Haydi eyvallah.
Ha Osman'ım, bir şey unutmadın mı? Unutmuş gibi yaparsan belki sen de unutursun diye düşündüm ama senin gibi para göz bir kadın parayı unutabilir mi Safiye? Ne kaistiysin? De 150 kağıt. 150 kağıt mı? Sen beni Merkez Bankası Genel Müdürü mü sandın ben Safiye? 50 kağıt yeter sana. Hadi. Yetmez. Yeter. Yetmez. Yeter dadım. Yetmez babacığım, yetmez. O para annemlerin dişlerinin kavuğuna bile yetmez. Çünkü gün yapacak. Ne? Gün mü yapacaksınız? Kız ben sana kaç kere gümün yapılmayacak demedim mi be? Ha? Sen beni öldürecek misin Safiye? Sebebin mi olacaksın sen benim ha? Sen dediğin vakit ben çoktan katılmış idim Osman. Sen senin istemediğini bilseydim katılmaz idim. Ver onu buraya. Ona da vermeyeceğim. Haydi eyvallah. Ben sana gülünü göstereceğim Safiye. Kız ne ötersin öyle düdük gibi düt 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 düt. Ay pardon anne, vallahi ağzımdan kaçtı. Ne pardon? Neyse artık olan oldu. Su tersesi kırıldı. Sular yerlere döküldü. Al bakalım şunu. Git bakalım bakkala. Bana bir 7 kilo un al. 10 tane yumurta al. Sen 2 kalıpta beyaz peynir kapta gel. Koş 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 çabuk. Ne tamam düşünün? Gidiyorum. Lo Ali Kemal. Lo kalk lo. Ali Kemal. Kalk Ceylem hadi. Oğlum uyansana. Şşş. Yani Nuri Baba görse vallahi çok kızar ha. Abi ne ağır uykusu var bu adamın böyle ya. Öyle olmasa şimdi niye uyanmıştır? Günaydın Seyit, günaydın gece kuşları. Gel adam gel. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Günaydın beyler. Vay İbibik, sana da günaydın güzelim. Ne o ya? Bu uyanmadı mı hala? Böyle kaygısız manda gibi yatıyor mu? Yok abi ya, sabaha kadar film seyretti o yüzden de geç yattı. Sabah beri ben bağırıyam, onlar dürtüler, uyanmıyor. Öyle mi? Ben onu şimdi uyandırmasını bilirim. Açılın bakalım şöyle. Bu işin doktoru geliyor. Ali Kemal. Güzelim. Bak televizyonda evlilik programı başladı Ali Kemal. Bütün kadınlar sıraya girmişler. Biz Ali Kemal'le evlenmek istiyoruz. Nerede o? Nerede o diyorlar. Hadi uyan. Uyanmadı Camış. Ali Kemal, bak durağa sarışın fıstık gibi bir kız geldi seni soruyor. Ali Kemal'in sevgilisi olmak istiyorum, o nerede diyor. Sarışın bomba Ali Kemal. Ali Kemal sevgilim neredesin? Allah Allah, yine uyanmadı bu ya. Bunun uykusu çok ağır abi. Öyle olmasaydı çoktan uyanırdı zaten. Ben onu uyandırmasını bilirim. Sana öyle bir şaka yapacağım ki hayatın boyunca unutamayacaksın Ali Kemal. Ne şakası yakam ya? Göreceksin Seyit, göreceksin. Koş bana biraz su getir bakayım. Hemen abi. Getir bakayım. Eyvallah. Görüşürüz Ali Kemal. Ya ağam, hakikat çok fenasın ha. Ha öyleyimdir, zalimimdir. Gençler, şöyle eli yüzü düzgün kiralık bir ev göreniniz bileniniz var mı ya? Hayırdır abi ya? Artık kendi evime taşınayım diyorum da ev arıyorum yani. He ağam, yani anladığım kadarıyla artık tam kovuldun yani he? Yok Seyit, kovulmadım. Kendim istifa ettim. Abi bildiğimiz bir yer yok ama bakarız yani. Aklınızda olsun, kulağınızı gözünüzü dört açın. Şöyle güzel, ekonomik bir kiralık ev arıyorum. Haberiniz olsun yani. Tamam abi, aklınızda olsun. Anne, senden biraz para alabilir miyim? Tabii yavrum, orada çantam var. Ver onu bana. Ne için lazımdı? Okul için bir kitap lazım. Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi diye. Tamam, al bak. Koy beni yerine. Anne. Canım. Bu para yetmez. Bu para yetmiyor mu? Peki ne kadar lazım sana? 250 lira. Ne? Evladım 250 lira diyorsun. Ne yapıyorsunuz bu parayı? Bu parayla insanlar ev geçindiriyorlar Tuğçe'cim. Biliyorum anne. Çok pahalı ama tıp kitapları böyle işte. Anladım. Peki üzülme. Şimdi yanımda yok ama akşam bulur getiririm sana, tamam mı? Hadi yap kahvaltımı. Anne. Canım. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama öyle hemen olmaz demek yok, tamam mı? Sen hiç benim mantıklı bir şey olmaz dediğimi duydun mu? Peki o zaman. Ben çalışmak istiyorum anne. Peki mantıksız bir şey olur dediğimi duydun mu?
Onu da duymadım. Tuğçe'cim, bu evde bir tek kişi çalışacak, o da ben. Ben çalışacağım, sen okula gideceksin. Tamam mı? Bu iş bitmiştir. Hadi bakayım, yap kahvaltını. Hadi güzel kız, ben sana akşama bulacağım parayı. Hadi. Merhaba ya arkadaşlar. Vay, hoş geldin ağaların ağası Osman ağa. Hoş geldin abi. Cadde Osman, cadde Osman. Sebebim olacaksın, seni zehirleyeceğim zehirleyeceğim la. Ya dur Osman ağa ya. Kuşla kuş, papağanla papağan olma. Ha, otur şöyle, otur. Bu kuşla sahneye benim sebebim olacak ha. Bak. Günaydın çocuklar. Günaydın Nuri baba. Günaydın beyler. Günaydın İbibik. İbibik, İbibik. Bu niye yatıyor burada ya? Vallahi baba, Ali Kemal kış uykusuna yatmış. O kadar uyandırmaya çalıştık, uyandıramadı. Ali Kemal kalk! Oy, Nuri babacığım. Oğlum bu saate kadar yatılır mı ya? Dükkanın bereketini bozacaksın. Kalk ayağa hadi. Çok doğru söylüyorsun Nuri babacığım. Hemen kalkıyorum. Oy, anacığım bu ıslaklık nedir de? Oy, altımı ıslatmışım. Bu yaştan sonra olacak şey mi ya? Revitaminsiz, ne oturursun yatakta? Çıksana be! Ben çıkmak istiyorum da çıkamıyorum Osman emice. Çıksana oğlum, niye çıkamıyorsun? Çıksana Ali Kemal. Niye çıkamıyorsun oğlum? Söylesene Nuri babaya niye çıkamadığını. Çok hastayım Sinan abiciğim, çok üşüyorum. Biraz yatayım, dinleneyim böyle burada azıcık. Ondan sonra iyi olurum. Hadi kalk, hastaneye gidiyoruz Ali Kemal. Hadi hadi hastaneye, hadi. Yok Sinan abicim, hastaneye falan gerek yoktur. Ben burada azıcık yatayım, hemen iyileşiyorum. Kalksana çocuğum, kalksana be vitaminsiz. Hadi Ali Kemal. Ya bırak. Bu ne Ali Kemal? Oha be. Ali Kemal ne yaptın oğlum sen? Altını mı ıslattın? Abiler görmüş olduğunuz gibi çarşambayı sel almış, yatakta tusinama olmuş. Ali Kemal ya. Bebek misin, çocuk musun sen? Hala altını ıslatıyorsun ha? Ya Nuri babacığım, vallahi özür dilerim. Hiç farkında değilim. Çok utanıyorum sizden. Ya Sinan abicim, sen de üstüme gelme daha. Ağlama Ali Kemal, ağlama. Sinan ağam size eşek şakası yapmıştır. Nasıl yani eşek şakası? Pijamana böyle su dökmüştür yani. Bu su muydur? Ya Sinan abicim, ne diyeyim ben sana? Allah iyiliğini versin daha. Ne densizsin be Sinan? Ya Sinan hakikaten ya. Yani bir türlü adam olamadın gitti ha. Ya bir şey yapmadım baba ya. Bu keratayı sevdiğim için takılıyorum biraz. Hmm. Ya bırak sululuğu Sinan abicim daha. Düz at. Şaka yapma. Buyurun efendim, makasya durağı. Var efendim, adresi alayım. Tamam efendim. Hemen geliyor taksiniz. Osman. Erdoğan Sokak 28 numara. Hadi canım. Eyvallah yine arkadaşlar. Hayırlı işler ağam. Günaydın oğlum. Günaydın baba, da bu ne hal? Anne! Babam ayaklanmış gidiyor. Oğlum niye gammazıyorsun? Hayrola Mehmet, nereye böyle ayaklanmışsın? Nereye böyle baba? Durağa gidiyorum kızım. Delirdin mi sen Mehmet? Doktorların dediklerini unuttun galiba. Yatıp dinlenmen lazım. Evet baba ya. Seni hiçbir yere göndermiyoruz baba. Ya çocuklar, ben 2 haftadır yatıyorum zaten. Yat yat, nereye kadar yatacağım? İyileşene kadar yatacaksın babacığım. Kızım ben turp gibiyim, görmüyor musun? Ben zaten çalışırsam daha iyi dinlenirim. Ne inatçısın Mehmet. Ya vallahi iyiyim diyorum size. Niye inanmıyorsunuz? Bakın biraz daha yatarsam gerçekten hastalanacağım. Tamam be, tamam. Hadi. Akşama görüşürüz. Hadi hayırlı işler baba. Aa Mehmet, unutmadan Safiye'nin gününe gideceğim ben bugün. Ararsan evden, merak etme diye söyledim. Tamam Şükran. Hadi hoşça kalın. Baba. Efendim kızım. Dikkat et, tamam mı? Tamam kızım, merak etme. Hoşça kal. Günaydın aşkım. Günaydın bir tanem. Nasılsın bu sabah? Annemle olan tartışmamızı saymazsak gayet iyiyim. Hayırdır, niye tartıştınız ki annenle? Neden olacak? Ya ben part-time bir işe gireyim, sana 3-5 kuruş yardım edeyim diyorum. Ama tabii Melahat Sultan dinler mi hiç? Nuh diyor, peygamber demiyor. Bir tanem, hakikaten de çok saçma bir sebepten dolayı tartışmışsınız. Değil mi ya? Sonuçta ben artık koskoca bir kızım. Kendi kararlarımı kendim alabilecek yaştayım. Niye karışıyorsun sen benim hayatıma? Bir tanem, ben saçma derken Melahat ablanın tavrından değil, senin bu isteğine saçma demiştim. Ha sen de yani. Peki neden benim çalışmam size bu kadar saçma geliyor? Bak bir tanem, sen daha okuyorsun, öğrencisin. Boş ver çalışmayı falan. Murat,
Bunu bana sen mi söylüyorsun? Yani sen hem okuyup hem taksicilik yapmıyor musun? Şey yapıyorum ama sen ne bakıyorsun ki bana? Ben başkayım. Ha, sen başkasın. Canım peki sen neden başkasın? Yani sen başka bir gezegenden falan mı geldin? Sen yapabiliyorsan ben de yapabilirim. Tuğçe biliyorsun ki tıp çok zor bir de. Hukukun da tıptan aşağı kalır bir yanı yok Murat. 4 senede hukuktan mezun olan öğrenci sayısının ne kadar az olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bak, beni kendine örnek al. Günde en fazla 3-4 saat uyuyabiliyorum. Yani dayanabilecek misin sen buna? Sen dayanıyorsan ben de dayanabilirim. Tamam Tuğçe, tamam tartışmayalım ne olur. Seninle konuşulmuyor çünkü. Bence de canım, tartışmayalım. Ya hem sen benim sevgilim değil misin? Bir kere de benim yanımda dursana. Canım, doğru kararlar aldın. Her vakit senin yanındayım. Hoş bulduk. Hep ne diyoruz? Kısmetinizin peşinden koşun, yakasından yapışın. Gönlünüzün sultanını, başınızın tacını bulunca sıkı sıkı tutup evlenin. Türkiye'de evlenmeyen kalmasın. Yaşa be ablacığım, vallahi doğru söylüyorsun. Ha bir de beni evlendirsen. Bugün Fatma Hanım'a kısmet arayacağız. Fatma Hanım, güzel, kızı. Maşallah bir içim su ayol. Ne demişler? Tarlanın küçük taşlısı, kadının sarı saçlısı makbuldür diye. Ya bravo, doğru söylüyorsun ablacığım. Eşim olur musun lan? Türkiye'de evlenmeyen kalmasın. 0212-100-0505. Hemen. Sarayın. Alo, iyi günler. Ben Ali Cemal Yıldırım. Programınıza katılmak istiyorum da... Bana şöyle güzel bir kare bulun da. Ben hemen size numaramı veriyorum. Kaydedin he mi? Yok be Nuri Baba. Sen Osman Aga'ya ne bakıyorsun? Bu sene kesin Fener şampiyon ya. Günaydın. Gel Mehmet Hocam. Gel, hoş geldin. Hoş geldiniz Melahat Hanım. Hoş geldin hocam. Hocam hayırdır, taksiye mi çıkacaksın? Evet Seyit'im ya. Yat nereye kadar? En iyisi çalışmak. En doğrusunu yapıyorsun hoca. Bizim ilacımız çalışmak. Mert hoş geldin. Günaydın. Hoş geldin oğlum. Mert, çantanla nereye? Dönüyor musun yoksa? Evet Melahat Hanım. Mert bugün hayırlısıyla kışlasına dönüyor. Bana bak, sakın ihmal etme. Her gün ara beni, tamam mı? Hoş geldin kardeşim. Ne tarafa gidiyoruz? Hoş bulduk. Kayışını bağla. Bağlayayım. Murtaza abi, benim abim Murtaza. Osman Aga, sen bizim Sargan Osman değil misin be? Sargan Osman değil, can pehlivanı yağlı Osman Aga. Gel seni bir yakında. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Vallahi 20 sene falan oldu herhalde ya. Seninle güleştikten sonra ben İstanbul'a taşındım. Oldu oldu 20 sene. En az 20 sene olmuştur nereden baksan. Kırkpınar o zaman ne kadar şenlikliydi biliyor musun? Seninle bir çıkardık çayıra, artıkın Mevlam kayıra. Görenler derlerdi ki, Kelali Çoy'la Adalı Halil gibi bunlar derlerdi. Ya biraz abarttın be Osman abi, o kadar değildi ama. İyiydik, iyiydik. Neydik be, biz güneşe tutuştuk bu 4 gün 4 gece yetişemezdik yani. Evet. Benim en güçlü rakibim sendin. Ama en son ben seni yendim. Hadi be, ben seni yendim. Ben yendim. Sen benim bu küçük serçe parmağımı bile yenemezdin be. Sen hatırlamazsın. Ben seni kaldırdım böyle banda mayası gibi yere çaldım da. Hatırlasana. Gerçekler senin işine gelmiyor Osman Aga. En son ben seni yenmişim. Ben seni yendim. Ben yendim. O zaman gir sende bir daha güleşelim. Ulan senden korkan senin gibi olsun Zargan Osman. İşte meydan, işte pehlivan. Ne zaman güleşelim? Yarın. Nerede? Akasya durağında. Tamam, olur. Al kısmetimi yarın gel. Tamam, kısmetimi alırım gelirim. Tamam. Merhaba kardeş. Buyurun ne vardı? Nelerimiz yok ki? Şahane dantel örtülerimiz var. Kırlentlerimiz, şallarımız, örtülerimiz. Ya hop hop nereye? Anne! Ne var? Ne oldu? Ya bahçeciler park diye içeri girdiler. Ablacığım
çok güzel dantellerim var. İstemem de altını günüm var, misafirlerim gelecek, çok işim var. Ablacığım, bence sen bir bak. Bakmak da parayla değil ya, beğenmezsen almazsın canım. Hadi tamam, hadi gelin, 5 dakika bir bakalım. Hadi. İyi günler kardeşim. 50 liralık kurşunsuz istiyorum ama benzinin iyi yerinden koy ha. Tamam abi. Ha bir de fiş istiyorum. Taksi sahibi bana inanmıyor, yaptığım harcamaları görmek istiyor. Al bakalım kardeşim. Abi kartla ödeyeceksen içeri öde bir zahmet. Tamam kardeşim, hadi sen de. İyi günler güzel kardeşim. Buyurun, hoş geldiniz. Şuradan 50 liralık al bakayım. Hemen efendim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar hanımefendiciğim. Abicim sık kartı bir alsaydım ben. Olur mu öyle şey kardeşim? Burada bu kadar güzel bir hanımefendi dururken benim alışveriş yapmam delikanlılığa, centilmenliğe sığar mı? Sen önce hanımefendinin işini gör, sonra benim işimi görürsün. Çok teşekkür ederim beyefendi, çok kibarsınız. Rica ederim hanımefendi, rica ederim. Sizin gibi bir hanımefendi karşısında kibar olmamak mümkün mü efendim? Abicim sırası sizindi. Kartınızı alayım isterseniz. Kardeşim, centilmen olmak lazım dedim. Delikanlı olmak lazım dedim. Hanımefendinin işini hallet dedim. Buyurun hanımefendi. Abi gel sen beni dinle. Hemen görürüm işini. Hanımefendiyi bekletmem. Yahu kardeşim sen ne kadar kaba bir adamsın ya. Ben kibar olmak lazım diyorum. Centilmen olmak lazım diyorum. Sıramı bu güzel hanımefendiye veriyorum. Anlasana kardeşim. Beyefendi sırasını bana veriyor. Siz niye karışıyorsunuz anlamadım. Hanımefendi bunlar hep böyledir. Bunlar hep kabadır. Pardon. Halbuki sizin gibi güzel ve şık bir hanımefendi dururken benim gibi bir erkeğin alışveriş yapması mümkün. İyi, sen bilirsin abicim. Söylemedi deme. Uzatma, uzatma. Alayım hanımefendi. Neyiniz vardı? 107 TL'lik benzin. Şifreniz? Bu fişiniz. Bu da şirketimizin 11. müşterisi olarak kazandığınız hediye. Ne diye? Ne demek şimdi ya? Ne hediyesi? Hanımefendi şirketimizden bedava 10 depo benzin kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim beyefendi, çok sağ olun. Bir dakika kardeşim. 11. müşteri benim, sıra benimdi. Demek ki bu hediye kuponları da benim. Alayım hanımefendiciğim. Ben sana dedim abi, sıranı verme. Gel işini göreyim dedim. Dinlemedin değil mi? Bir de geldin fırça kaydın bana. Kardeşim sıra benimdi diyorum, kuponlar benim hakkım. Alayım hanımefendi lütfen kuponlarımı. Aa bırak be adam, deli misin nasıl? Bunlar benim. Nasıl senin ya? Ben sana sıramı verdim hanımefendi. Dolayısıyla kuponlar da benim. Ver şunları ya, ver. Vermesin ısırın bana, ben mi dedim sana bana ver diye? Ben gideyim dedim ya. Bırak. Allah Allah. Ne cazgır kadınsın sen. Gördün mü kardeşim? Bir daha kadınlara sıramı verirsem ne olayım? Gitti 10 depo dolusu benzin. Bana bak ya, 10.001. müşteriye bir şey yok mu? Yok. Dükkanı kime bıraktın abla? Füsun'a bıraktım, o idare ediyor sağ olsun. Sen kek mi yaptın öyle? Yok ablam, peynirli kadayıf bizim oraların tatlısıdır. Maşallah, pek hamaratsın. Aferin sana. Hem güzel hem hamarat. Seyit çok şanslı valla. Allah bana da böyle bir gelin nasip etsin. Amin. Utandırayım mı ben ablam ya? Hadi, hadi. Merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ben dışarıdaki ilan için gelmiştim. Okuldan arta kalan zamanlarımda part-time bir iş arıyorum. Servis elemanı arıyoruz biz. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı hiç? Hayır, çalışmadım. Ama emin olun hemen adapte olabilirim. Ben baştan uyarayım. Dışarıdan kolay gibi görünür ama aslında çok zordur servis elemanlığı. Tüm gün ayakta, tabandan sıçrar. Bu devirde hangi iş kolay ki beyefendi? Ne kadar ödüyorsunuz? Saat başı ücret ödüyoruz. Saati 5 TL. Tamam, bana uyar. Peki, ne zaman başlayabilirsin? Vallahi şimdi bile başlayabilirim. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar formalaştılar size. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Biraz avans alabilmem mümkün mü? Ya okul için bir kitap lazım da onu alacağım. Siz bir işe başlayın, takarız. Centilmenlik bitti. Bundan sonra centilmenlik bitti. Aha buraya yazıyorum, söylemedi demeyin. Bundan sonra centilmenlik de insanlık da bitti. Ben bundan sonra kaba saba öpücük...
yiyeyim o kadar. Allah Allah, bugüne kadar zaten böyle değil miydin ya sen? Ya bırak Nuri Baba Allah aşkına, kafa bulmayı bırak ya. Bitti artık. Centilmenlik de bitti, insanlık da bitti. Bundan sonra kazmanın, magandanın önde gideneyim, haberiniz olsun. Allah Allah. Sinancığım, yani insanlar değişip centilmen olmaya çalışırlar. Sen tam tersi maganda olmaya çalışıyorsun. Yok Berat Hanım, yok. Artık centilmen Sinan yok. Ben o Sinan'ı gömdüm artık, yok. Zaten güzel, iyi bir tek huyun vardı. Onu da bırakınca işe yaramazın biri olmuşsun sen. Yok baba, bundan sonra centilmenlik mi? Tövbeler olsun. Zaten başıma ne geldiyse hep bu centilmenlik yüzünden geldi. Heh, sonunda konuya girdin Sinan. Başına ne geldi? Dinlememe dur. Benzin aldım. 50 liralık benzin aldım. Ödeme yapmak için kasaya gittim. Kasaya gittim, kredi kartını çıkarttım, uzattım. Uzattın, evet. Tam ödeyeceğim. Bir baktım arkamda çok güzel, çok zarif, çok şık, çok hoş bir hanımefendi duruyor. Durun durun, ben söyleyeyim. Sen bir şey söyleme, ben tahmin edeyim. Sen tabii arkanda o güzel kadını görünce işi gücü bıraktın, hemen kadınla flört etmeye başladın. Yok baba ya, ne alakası var ya? Ben ne yaptıysam centilmenlik adına yaptım. Kadına sıra mı ver? Aa, bak ne güzel bir şey yapmışsın işte, bunun neresi yanlış? Menat bacım, bir lafımı bitirirsem nerede yanlış olduğunu anlayacaksınız, göreceksiniz. Tamam tamam, bitir lafını sen hadi. Şimdi ben sıramı hanımefendiye verdim ya. Hanımefendi de ödemeyi yaptı. Meğerse hanımefendi 10.000. müşteriymiş. Şirketinde bir promosyonu varmış. Promosyon da ne promosyon ama. Tam 10 depo dolusu benzin. Aa! Dolayısıyla promosyonu hanımefendi kazandı. Hayda! Yapma ya! Ya yaptım bile. Yani ben centilmenlik, kibarlık yapmayıp sıramı kadına vermesem 10 depo dolusu benzini ben kazanacağım, ben! Seninki de şanssızlıkmış Sinan. Hem de ne şanssızlık hocam. Zaten ben şanslı olsam böyle şanzıment gibi canavar bir kayganam olur muydu? Ne ben şanssızın, bahtsızın önde gideneyim, daniskasıyım ya! Çok ayıp ediyorsun Sinan. Ablacığım, şu dantel örtünün güzelliğine bir bakar mısın şuradan? Tut. Hop. Şu havlunun dantellerine bir bakar mısın? Hepsi el emeği göz nuru ablalarım. Çok güzeller. Kız hakikaten çok güzel bunlar ya. Çok güzel de çok pahalıdır bunlar çocuklar. Ablacığım, siz beğenin, seçin. Sonra bir güzellik yaparız size herhalde, değil mi? Yaparsın tabii, yaparsın. Yaparım, yaparım. Canımlar, hadi sizin için börek sardım, te dolma yaptım. Te Zeyno'cum, senin de yaptın. Bu tatlı ne kadar güzel gözükür öyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ablam. Ay Safiyeciğim, neler hazırlamışsın yine. Paralamışsın kendini. Ay hakikaten Şafiş, ne gerek vardı bunca şeye ya? Aa aşk olsun Gülbüncüm. Te sizin gibi arkadaşlarıma yapmayacağım da kimlere yapacağım ben? Börek de çok güzel olmuştur ablam. Afiyet olsun Zeyno'cum. Te löp löp et olsun inşallah. İnşallah. Ablacığım, şuradan teli bir bakar mısın, nasıl güzel bak. Anneciğim, müsaadenle ben çıkıyorum. Te nereye çıkarsın kız? Te bir günde dizini kır da otur şu evde, anana yardım et. Söyledim ya, Ezgi ile buluşup ders çalışacağız bugün. Tamam tamam, ama baban dünmeden evde ol, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Hadi canım. Kendine iyi bak, kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Teşekkür ederim. Aa Safiye. Aklımızdayken şu altınları da verelim de. Al canım. Teşekkür ederim Şükran Hanımcığım. Ben de verem ablam. Teşekkür ederim Zeyno'cum. Helal olsun Safiş. Sağ olasın. Ablacığım, ben bir su içsem. Mutfak ne tarafta? De ben getireyim kızım. Aa, olur mu canım, sen zahmet etme. Ben gider alırım. İyi, sağ tarafta hemen. Tamam, tamam. Başladım ya, geziyorum bol bol, egzersiz hesabı. Sen ne yapıyorsun? Ben de erkek arkadaşımı bekliyorum. Ya Dilek, senin bir erkek arkadaşın mı var? Biri bunu duyduğuna hiç sevinmeyecek. Okan'dan bahsediyorsun değil mi? Biliyorsun yani, sana deliler gibi aşık.
Ya Nurten'cim ben Okan'ın kırılmasını hiç istemem. Onu üzmeyi de istemiyorum. Dayanamıyorum ama olmuyor işte. Biz Okan'la beraber büyüdük. Kardeş gibiyiz. Yani benim onu başka türlü sevmem mümkün değil. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum Dilekciğim. İşte bir de Okan bunu anlasa. Yani üzülme boş ver. O da zamanla anlayacaktır. Kabullenecektir bu durumu. Erkek arkadaşın nasıl biri, yakışıklı mı? Geldi işte. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım, arkadaşım Nurten, o bayanı. Merhaba. Merhaba. Şaşırmış gibisin Nurten. Yani ne yalan söyleyeyim, şaşırdım biraz. Siz nasıl tanıştınız o banayla? O banaya değil, yanlış. O bayana. O bayana anlamı ne peki? Nijerya dilinde ateşin kralı demek. Ha, vay süper isimmiş. O bayanın Nijeryalı canım. Burada üniversite okuyor. Biz de öyle tanıştık. Anladım. Tamam ben sizi baş başa bırakayım o zaman. Tanıştığımıza memnun oldum o bayanı. Ben de memnun oldum. Görüşürüz Dilekciğim. Görüşürüz canım. Hoşça kalın. Bay bay. Evet Dilekciğim. Renginin güzelliğine bakın Safiye, nasıl bu şal? Pek güzelmiş Şükran Hanımcığım. Alasın şöyle omzuna bir görelim. Ay bir alayım. Al. Nasıl bakalım? Ha? Pek yakıştı. Abla bu sana çok yakıştı, sen bunu kesin al. Mor asalet rengi, sen asil kadınsın. Sana da bu çok yakıştı, sen bunu kesin al ya. Hay alayım mı bilmem ki. Al. Kesin al. Buyurun çaylarınız. Sağ ol yavrum. Ellerine sağlık. Te hanımlar siz de alır mıydınız? Yok ablacığım, biz almayalım. Sağ ol. Pek sızılırsınız. Hop gel bakayım buraya. Geç. Orada ya. Geç. Çıkıştırsınız ya. Şşş. Ayağım fazla oynuyor senin. Kırmayayım elini ayağını. Hem sen aidatını ödedin mi bakalım? Ne aidatı be? Abi daha bunun aidattan haberi yok ya. Oh. Ne vuruyorsun ya? Bu aidattan haberin olmadığı için canım. Bu da hala elini cebine atmadığın için. Desene oğlum borcunu, daha ne kadar dayak yiyeceksin lan? Çıkıyor musunuz siz? Hepinizi polise vereceğim, görürsünüz. Polise ver de bakalım yaşatıyor muyum, yaşatmıyor muyum ben seni ha? Oo, 2 megapiksel kamera. 2 megapiksel sana fazla be koçum. Ver telefonum. Lan! Oo, abi cüzdan da kabarıkmış ya. Versene cüzdanımı. Vereyim tabii. Al sana cüzdan. Bir tane değil, iki tane hem de. Bırak lan. Şimdi öğrendin mi aidatın ne olduğunu ha? Öğrendin mi şimdi? Bakın, öğrendin mi lan? Aa, ne oluyor orada öyle? Ne oluyor orada? Seni ilgilendirmez ablacığım, işine bak. Bırak lan çocuğu. Bu serseriler cep telefonumla paramı çaldılar. Anam mı lan bu senin? Bir tane ana şikayet mi ettin oğlum? Bana bak oğlum, uzatmayın, verin çocuğun telefonuyla parasını çabuk. Emredersin ablacığım, hemen veriyoruz. İyi ki geldin de bize bunu söyledin, sayende doğru yolu bulduk. Anlaşıldı. Siz insanca konuşmaktan anlamıyorsunuz. O zaman ben de sizin dilinizden konuşacağım. Ablacığım, imaj falan güzel ama bu kabadayı ayakları bize sökmez. İkile de çizmeyelim. Neyi çiziyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen ya? Konuşma lan! Verin çocuğum parasını. Ne duruyorsun oğlum, dansanıza lan! Hadi bakayım, verin çocuğun parasını, telefonunu. Hadi! Satmayın lan! Kaçın, kaçın! Hadi! Basın şimdi! Teşekkür ederim ablacığım. Bir şey değil oğlum. Gel bakayım buraya. Bundan sonra başına böyle bir şey gelirse... ...hiç korkmadan doğru polise gidiyorsa şikayetçi oluyorsun. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi bakalım, şimdi yürü seni gideceğin yere götür. Gel şurada. Tamam mı oğlum paraların? Tamam abla. Atla. Seninle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, seni dinliyorum.
Şimdi senin için çok ciddi şeyler düşünüyorum. Eğer sen de istersen ben seninle evlenmek istiyorum. Ne? O bayanla şaka mı bu ya? Daha tanışalı 2 hafta oldu, ne evliliği? Ama birbirimize aşık olduk, yetmez mi? Ya tamam, olduk da evliliğin ne acelesi var canım? Bizim adetlerimiz böyle. Şimdi annem ve babam bir an evvel evlenmemi istiyorlar. Ama ben daha liseye gidiyorum, o bayanla nasıl evleneyim? Bu sene mezun olmayacak mısın? Nişan yaparız. Bundan sonra okul bitince evleniriz. Ne diyorsun? Ya şaşırdım kaldım valla. Ne desem bilmiyorum ki. O zaman ben bir annemle babamla konuşayım. Sonra sana cevabımı bildireyim, olur mu? İstiyorsan ben gidip tanışayım, hem de babanla konuşayım. Yok yok. Önce ben bir konuşayım da sonra tanışırsınız siz. Tamam Dilekciğim. Çok mutlu ettin beni. Herkes niye uyuyor? Bohçacılar nerededir? Şükran abla, Şükran abla. Gülbin abla, Gülbin abla. Safiye abla, Safiye abla. Yakalamışım hanımlar. Da bohçacılar nerede? Çantam yok. Telefonum yok. Ah saatim de yok Safiye. Ah, tebanım altın nerede gitmiş hanımlar? Benim de yüzümle bileziklerim yoktu. Ay benim de bileziğim yok. Soyulduk Safiye. Vah vah. Ya anladım ben, bu bohçacılar bizim çayın itine ilaç attılar diye bizi uyuttuk gittiler. Mahvolduk, mahvolduk. Ya şimdi ne yapacağız Safiye? İşte ne yapacağız, Osman beni kıtır kıtır kesecek. Ay Safiye bırak Osman abi. Karakola gidiyoruz, yürüyün. Hadi gidelim. Merhaba Ayran arkadaşlar. Brevita mısınız? Bana bir çay ver hemen. Hadi. Koş bana. Helal lan. Çatlı kuş var, çatlı kuş var. Ya ben bir kuşu öldüreceğim arkadaşlar. Ya. Sebebi mi olacak bu kuş benim be? Ya Osman Allah aşkına kavga etme şu kuşla ya. Aa. Kim üretir buna be kardeşlik bu lafları? Bunu bilmek isterim yani. Efendim Gülbey. Anlamadım. Ne oldu? Soyuldunuz mu? Tamam Gülbey sakin ol. Karakola mı gidiyorsunuz? Tamam siz gidin biz de geliyoruz. Hayrola ne soygunu Sinan? Ne olmuş aha? Arkadaşlar bizim hatunları altın gününde soymuşlar. Zeyno. Şükran da gidecekti. Safiye. Safiye'yi de soymuşlar. Şükran'ı da soymuşlar. Zeyno'yu da soymuşlar. Bu çocuk kadınlar altın gününde bizim hatunların hepsini soymuşlar. Şimdi karakolda var. Hadi karakola hadi. Karakola hadi gidelim hadi. Vallahi bilmiyorum Melahat Hanım. Bunların hatunları bir altın günü mü ne yapıyorlarmış? Bohçacılar gelmiş hepsini soyup gitmişler. Odayı beğendin. Küçük değil yani. He? Çok büyük de değil ama. Aa, evladım at koşturmayacaksın ya sen de odada. Yani. Ha bir de bir şartım var. Öyle arkadaş markadaş istemeyiz. Zeybalikten hoşlanmayız biz. Merak etmeyin olmaz öyle şeyler. Peki odaya ne kadar istiyorsunuz Şazmet Hanım? 400 lira. Çok diyorsunuz. Çok olur mu evladım? Senin bu semtteki kiralardan haberin var mı? Bir ev kiralamaya kalksan 1500 liradan aşağı değil. 350 anlaşalım. Anlaşalım anlaşalım da 400'de anlaşalım. Burası okuluna da yakın. Tek vesaitle gidip geleceksin. Bundan iyisi. İyi anlaştık o zaman. Aferin akıllı kızsın sevdim seni. Peki ben ne zaman taşınabilirim odaya? Hayır şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Onu da daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Evladım ne zaman istersen taşınabilirsin. Git eşyalarını topla gel. Peki ben bavullarımı alayım akşama gelirim. Beklerim yavrum. Soyulduk komiserim soyulduk. De eli kırılasıcılar gelip çayın içine ilacı attılar de mahvolduk. Ya komiserim benim altın bileziğimi çaldılar ya. Komiser bey çantamı içindeki cep telefonunu, eşimin aldığı kol saatini bile sevgililer gününde almıştı. Onu bile almışlar komiser bey. Benim de nikah yüzüğümle bileziklerimi bir de telefonumu çaldılar komiserim. Tamam tamam hanımlar. Önce biraz sakin olun sakin olun. De nasıl sakin olalım komiser bey. Yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp götürdüler. Mahvolduk Osman kesecek beni. Ya komiserim mahvolduk ya mahvolduk ya. Merak etmeyin hanımlar merak etmeyin çözeceğiz bu işi merak etmeyin. Safiye ne diyorsun Safiye? Sen öyle mi? Safiye ne diyorsun? Osman sen iyisin ya. Osman.
karakolda olduğunu unutma. Affedersiniz komiserim, affedersiniz. Ben sana evde soracağım Sarı'ya. Hanımlar, şimdi dışarı çıkın. Oradaki görevli arkadaşa o bohçacıların eşkalini tarif edin. Onlar da zabıt tutsunlar. Merak etmeyin, en kısa zamanda yakalayacağız. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Bize iki büyük menü lütfen. Tabii. İçecek? İki kola. Tamam. Hemen getiriyorum. Efendim Murat. Ne haber bir tanem? Nasılsın? Hiç. Öyle takılıyorum. Çay falan içelim diyorum. Alayım mı seni? Yok yok. Ben bölümde değilim. Neredesin peki? Şeydeyim. Kütüphanedeyim. Bizim okulun kütüphanesinde. Uğrayayım yanına. Yok 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 sakın. Tuğçe ne oluyor? Ya benim şimdi ders çalışmam lazım. Tamam sonra konuşuruz. Hadi. Kapalı mı orası? Pardon. Kapalı mı kütüphane acaba? Evet, sayım var. O yüzden kapalı. Ya emin misiniz? İçeride öğrenci falan yok mu? Yok kardeşim. Görevli arkadaşlar var bir tek. Onlar da sayım yapıyor. İki gün sonra açılır. Ah Tuğçe, neler çeviriyorsun sen ya. Süleyman adı deme kardeşlik. Bu Safiye benim sebebim olacak ha. Hayrola olsun, ne oldu ya? Daha ne olsun be? Bütün varidatımı kaybettim. Ya arkadaşlar geçmiş olsun hakikaten. Nedir bu soygun hikayesi? Melahat Hanım, şimdi bizim hatunlar Osman Agalar'ın evinde bir altın günü düzenlemişler. Sonra iki bohçacı gelmiş. İşte bohçacı dediğine bakmayın. Dışı bohçacı, içi hırsız. Nasıl yani Osman amice? Yani Ali Kemal böyle bohçacı gibi geliyor elinde bohçayla. Böyle eve soyuya gidiyor, anlamışsın? Bohçacılar bizimkilerin çayına uyku ilacı koymuşlar. Bizimkiler de uyuyunca cep telefonlarının altınlarını alıp kaçmışlar. Gerçekten çok üzüldüm çocuklar be. Geçmiş olsun. Ah ah benim ciğerim yanar Melahat Hanım. Ben kazanırım böyle eşek gibi paraları. Safiye'de götürür hırsızlara yedirir. Ben bu hırsızlara mı çalışacağım be? Ya o arkadaşlar tamam. Olan olmuş. Artık üzülmenin anlamı yok ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Gececiler de geldiğine göre artık gidebiliriz Melahat Hanım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evli evine, köylü köyüne. Vallahi evi olmayan da sıçan deliğine be Osman aga. Ne o Sinan? Şazıment Hanım'la gene bir sorunum var galiba. Vallahi hiç sormayayım Melahat Hanım. Benim kaygana Şazıment şanzımanı iyice dağıttı. Ne oldu ya? Nuri Baba tutturmuş, canın odasını üniversite öğrencilerine kiraya vereceğim diye. Ben de sinirlendim. Ben evde öyle kazık gibi adam falan istemem dedim. Çıkıyorum bu evden, kendime kiralık ev bulacağım dedim, evi terk ettim. Üzülme be Sinan. Her işte bir hayır vardır. Yok Melahat Hanım, ne üzüleceğim? O mendubur kadının suratını bir daha görmeyeceğim diye neredeyse zil takıp oynayacağım yani. Sen onu da yaparsın. Ya kızım sizin evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor? Vallahi hiç bilmiyorum anne. Her şeyle Cenk ilgileniyor. Ya olur mu yavrum? Sen niye yardım etmiyorsun çocuğa? Yorulmamı istemiyormuş. Ay aşka bak aşka. Gözlerim yaşardı. Nurten. Kim bu anne ya? Kızım, Cenk bu aldığı beyaz eşyaların taksitlerini ödüyor mu? Vallahi bilmiyorum baba, ödüyorum dedi ama kaç tanesini ödedi bilmem. Bu akşam gelecek konuşursun. Peki. Ha? Sana kötü bir haberim var. Şu an hiçbir haber beni üzemez Nurten. Çünkü Need for Speed'de rekora doğru gidiyorum. Dileğim bir erkek arkadaşı var. Ne? Ciddi misin? Hani hiçbir haber seni üzemezdi. Bakıyorum darma duman oldun. Şapşal aşık. Nurten! Pardon. Kimmiş peki bu? Tanıdığın biri mi? Vallahi bu senin Nijerya'dan kaç kişi tanıdığına bağlı Okan. Ya bulmaca gibi konuşma Nurten ya. Kimmiş diyorum, tanıdığın biri mi? Yani lep demeden leblebi anlamıyorsun Okan. Demek istiyorum ki senin bu çocuğu tanımana imkan yok çünkü çocuk Nijeryalı. Nijeryalı mı? Of ya. Evet Nijeryalı. Adı da Obayana. Hatta siz sormadan ben söyleyeyim. Anlamı ateşin kralı demekmiş. Peki Osman abinin haberi var mı bu ateşli kralda? Sanmıyorum babacığım. O zaman Osman abinin haberi olunca kralın ateşini söndürür.
Hem de ne söndürme. Kapı. Aldım mesaj ablacığım, ben bakarım. İyi akşamlar. Mehmet Güven'in evi değil mi? Evet. Kendisiyle görüşmem gereken mesele var da çağırabilir misiniz? Tabii. Baba, bir dakika gelebilir misin? Hoş geldiniz beyefendi. Hayırdır? Vallahi pek hayır değil Mehmet Bey. Cenk Bey hiç ödeme yapmıyor. Nasıl olur? İki taksit geçti, ikisini ödemedi. Buraya haberiniz olsun diye geldim. Çünkü eğer o ödemezse borcunuzu ödemek zorunda kalacaksınız. Kefil sizsiniz. İyi akşamlar kaygan. Geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de sofrayı kurdum, sizi bekliyordum. Ne sırtıyorsun öyle pişmiş kelle gibi kaygan? Bu evde son gecemiz anne. Yarın ev tutacağız. Ne o? Düştü suratın bakıyorum. Beni takip edin aile fertleri. Rın 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 rın. Gülben, kızım. Evladım, aptallık etme. Kocanın lafını dinleme. Gel sen anneni dinle, evine dön. Ben asıl aptallığı bugüne kadar seni dinleyerek yapmışım anne. Anneanne, o da bir kirayı verdi mi? Verdim. İyi. Başın göğe erdi mi? Ama bakıyorum ermemiş. Niye böyle söylüyorsun? Hem 3 kuruş para kazanıyorum, hem de eğitime katkıda bulunuyorum. Vah 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 vah. Eğitime katkıda bulunuyormuş. Yerim senin eğitime katkını. Sen onu benim külahıma anlat. İyi akşamlar. Allah, fıstığa bak. Ağzını sularını sil. Hayvan. Merhaba, ben kiracını Sevin. Merhaba, ben de Sinan. Merhaba, ben de Sinan. Merhaba, ben de Gülbin, Sinan'ın karısı. Memnun oldum. Merhaba, ben de Can. Merhaba, Can. Tebrik ediyorum seni kaygana. İşte eğitime katkın olur. Ayol, az önce başka şeyler söylüyordun. Ne oldu da fikrin değişti damat? Olur mu canım? Ben her zaman eğitime katkıdan, destekten yanayımdır. Senin evinin kapılarını böyle ilmin, irfanın ışıklı yollarında yürüyen, böyle güzel, böyle genç, böyle şirin bir genç kız açtığın için büyük sevap işledim kaygana. Yemin ediyorum, çok büyük sevap işledim. Müsaadenizle ben ders çalışmaya gidiyorum. Hadi canım, hadi. Müsaade senin, hadi. Hadi. Görüşürüz Selicim. Merhaba anneciğim. Tuğçe neredesin kızım? Cebinde cevap vermiyor, merak ettim. Kusura bakma anneciğim, şarjım bitmişti. Ne kadar güzel şeyler hazırlamışsın sen böyle. Vallahi ben hemen başlıyorum çünkü kurt gibi açım. Neredeydin? İşim vardı. Ne işi? Anne, şimdi sorguya mı çekeceksin beni? İşim vardı işte, ders çalışıyordum. Hmm. Hem ben artık kocaman bir kız oldum anneciğim. Unuttun mu? Yaklaş bakayım. Yaklaş. Ne oldu? Bir daha yaklaş bakayım. Tuğçe, kızartma yağı kokuyorsun sen. Patates kızartması kokuyorsun kızım. Şey anne, okuldan sonra çıkışta arkadaşlarla hamburger yemeye gittik. Herhalde o orada üstüme sinmiştir. Ha, hamburger yemeye gittin. Sonra da eve geldin, kurt gibi acıktım deyip yemeklere saldırdın, öyle mi? Anneciğim, ya sen bana güvenmiyor musun? Biraz fazla acıkmışım, şimdi de yiyorum işte. Peki Tuğçe, ver bakayım. Çok acıktım, başla bakalım. Eline sağlık anneciğim. Anne. Hı, söyle güzel kızım. Anne, benim bir erkek arkadaşım var. Ne? Kafanı kırarım senin. Baban duyarsa keser seni. Ay anne bir dur. Bak bu çocuğun niyeti çok ciddi. Benimle evlenmek istiyor. Ne? Evlenmek mi ister? Ya kızım senin yaşın kaç, başın kaç? Kudurdun mu? Anne bunu sen mi söylüyorsun ya? Unutuyorsun galiba. Evlendiğinde 16 yaşındaymışsın. Ya o zamanlar öyle de öyle icap ederdi. Şimdi öyle mi canım? Biz de hemen evlenelim demiyoruz ki. Eğer siz münasip görürseniz önce aramızda bir nişan yaparız. Okul bitince de evleniriz. Ha, daha o zaman olur. Ya söyle bakalım, kim bu kız? Hani hiç söylemedin, anlatsın, hiç anlatmadın. Söylemedin, anlat. Ay anne, çok zenginler vallahi. Deme ya. Yeminle anne, yatlar, katlar, lüks arabalar, yani ne ararsan var.
Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Tek gönlüme göre bir damat verdin. Sen artık babamı usturuplu bir dille ikna edersin değil mi anneciğim? Sen hiç merak etme asıl kızım. Ben babanı usturuplu bir dille ikna ederim. Ver bakalım sen şu baklavayı. Hadi gidelim yürü. Bu parça. Sen olmasaydın. Ya Osman'ım sana ellerimle baklava açtım. Ya afiyet olsun. Ay yaşayasın Safiye. Dünyada eşin menenden yok senin yani. Afiyet olsun babacığım. İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz. Pekala yiğitler. Hadi atlara. Kız. Safiye. Sen bir hat karıştırdın herhalde. Te yok Osman'ım, ne hatlar karıştıracağım? Te hırsızlık olduğunu da bilirsin zaten. Yoksa benden para mı istiyorsun? Te yok vallahi kuruş para istemem. O zaman ne ağız etmeye getirdin bana bir de baklavayı? Dolma zamanında şeker kumasına gireceğim diye bana bir tane bile vermezsin. Şöyle bakalım, çıkar ağzından baklavayı. Hayırlı bir iş için getirdim Osman'ım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. Te fena mı ettim? Peki nedir bu hayırlı abi? Babası Dileğin erkek arkadaşı vardır. Ne? Evet abi, kızının yüzünü vurma. Te öyle değil Osman'ım. Te kızının niyeti ciddidir. Te evlenmek ister Dilek'le. Te evet, evlenmek ister. Te çok zenginidir. Yatları vardır, kapları vardır, arabaları, lüks yatları, atları bile vardır. Ama benim kızım daha küçücük be, bu kadar daha. De onlar da öyle düşünürler zaten. Babası okul bittikten sonra evlenecekler, bitmeden bin yüzük takacaklar değil mi kızım? Hem ailesi bizim gibi çok mutasip babacığım. Öyle kızlarla gezip tozmasına asla müsaade etmiyorlar. Hemen evlen diyorlar. Aferin onun ailesine ya. Ayrıca erkek arkadaşım senin tuttuğun takımı tutuyor babacığım. Öyle mi kız? Çok güzel. Görüyor musun Sami? Atalarımız ne demişler? Armut dibine düşer demişler. Kız, şşt. Sahiden çok mu bana benzer bu damat be? Yani işte biraz benziyor, benziyor. Aa benzer değil mi? Aa çok güzel. Bak ne derim bilir misin Sami'ye? Yarın akşam mükellef bir sofra hazırlayalım. Çocuğu da yemeğe çağıralım değil mi? Tamam babacığım. Ha tamam hadi. Ya peki ne yemek yapalım Osman? Aa patlıcan oturtmaya. Ya da Arap tavası ha? İkisini de çok güzel yaparsın sen. Tamam babacığım. Hem de kazan dibi yapalım. Ha? Üç kağıtçı Cenk de geldi. Ben bakarım. Mehmet, sinirlenme tamam mı canım? Merhaba anneciğim, nasılsınız? Sağ ol çocuğum, sağ ol. Merhaba babacığım, öpeyim. İstemez. Oturayım o zaman. Cenk, nasıl gidiyor evlilik işleri? Gayet iyi babacığım. Evi tutmak üzereyim. Mobilyaları alacağım. Ona da kefil istiyorlar. Ben yine siz olursunuz diye düşündüm. Bilmem ki, ne dersiniz? Olurum. Olurum tabii de. Sen beyaz eşyaların taksitlerini ödüyor musun? Tabii ki babacığım. Hatta beyaz eşyaların 6 taksitini birden ödedim. Bitti gitti. 6'sını birden? Evet babacığım. Oğlum, beyaz eşyaları alalı 2 ay oldu. 6'sını nasıl ödedin? Param vardı. Param olunca hepsini birden ödeyeyim dedim. Ben borçlu kalmayı pek sevmiyorum biliyor musunuz babacığım? Geceleri uykum kaçar vallahi. Ödedim, rahatladım. Oh be, oh. Peki bu ne? Bu ne babacığım? Bu akşam beyaz eşyacı geldi. Taksitlerin hiçbirini ödememişsin. Bir yanlışlık olmalı babacığım. Bana ikide bir babacığım deme, tamam mı? Esas yanlışlık seni içimize almak da oldu. Defol. Defol bu evden, gözüm görmesin seni. Sana defol dedi, duymadın mı? Çalışıyorum anneciğim. İyi. Sana bitki çayı getirdim. Teşekkür ederim. Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi. Tuğçe, bu sabah konuştuğumuz pahalı kitap bu değil mi evladım? Evet anneciğim o. Nereden buldun bunu, parayı aldın? Bir arkadaşımdan borç istedim. Ha, anladım. Tamam. Ben bu parayı sana tedarik edeyim bir an önce. Sen götür arkadaşının borcunu ver. Tamam mı? Dersin.
yapıyorsun sen burada? Kızımı unut gelmiyorsun. Vallahi ben bekliyordum baba. İstediğimi yapalım. Bir kez sen ne yapıyorsun? Ben mi ne yapıyorum? Ben şey yapıyorum, şeye bakacaktım ben. Kime bakıyorsun yoksa Selin'e mi? Ne biçim konuşuyorsun sen babanla? Yer cücesi. Sapıklıyım ben. Sinan, siz ne yapıyorsunuz burada? Ya Gülüm, bu çakal kızım onu kendiliyordu ya. Vay. Vay, yine bak. Vay. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü patırtı? Bir saniye anne. Sinan, senin o kapıda ne işin var? Ben bu kapıda ne arıyordum? Ben ne arıyordum? Ben şeyi arıyordum. Ha, neyi arıyordun? Benim gazım vardı. Gaz çıkarmak için uygun bir yer arıyor. Yani tuvaleti arıyordum. Ha, yani tuvaletin kapısı burası değil, orası. Bak bakalım orası tuvaletin kapısı mı? Bakayım. Değilmiş gibi. Tabii ben uyku sersemi olduğum için kapıları karıştırmışım, pusulamı şaşırmışım. Ha, sen şimdi görürsün şaşırmış pusula nasıl oluyor bakalım. Ver anne. Bana bak, ben sana çoluk verdim, çocuk verdim, ömrümü verdim, hayatımı verdim, ya her şeyi verdim. Ya bir dakika, bir dinle. Ne oluyor? Ya bir dur sen be! Defol bu evden Sinan! Tamam. Defol! Bir dakika. Defol bir dakika, bir dakika. Defol Sinan! Sen de gel bakalım şuraya koko! Sen de fırını fırını toplayıp defolup gidiyorsun bu evden! Nasıl yani? Basmaya! Ne oluyor ya? Benim kiracım... Hey! Başlatma kiracını alın sana da! Sana defol dedim mi ben bu evden? Dedim! Hala niye burada duruyorsun? Anlamadım yani! Defol! Defol! Defol da fırını! Defol! Senin paraları var ya! Allah! Çok! Gülübek! Gülübek! Ya bak ayaklarım çıplak böyle kaldım. Şen batıyor. Üşüyorum Gülübek. Ya elbiselerimi at, ayakkabılarımı at bari kurban. Kafama asseldi bari Gülübek. Hasta olacağım ya. Ne yapacağım şimdi gecenin bu yarısı? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın beyler. Günaydın beyler. Size de günaydın bebek. Hoş geldiniz babacığım. Tavşan kanı çayınızı hemen getiriyorum. Yahu kardeşim bir günde durağa geldiğimde şu horultuları duymayayım ben. Gene mi burada bu? Hiç gittiği yok ki Nuri babacığım. Gidiyor, iki dakika sonra yengem kovuyor tekrar geliyor. Hiç gitme daha iyi. Uyandır şunu Ali Kemal, uyandır. Hemen babacığım. Sinan abicim kalk hadi, Nuri babacığım geldi. Hoş geldin, günaydın Nuri baba. Vallahi durum bildiğin gibi değil bu sefer Nuri baba. Canım, bilmez miyim Sinancığım, bilmez miyim? Sen geceden beri burada değilsin. Sabah erken geldin, sonra bizi beklerken uyuyup kalmışsın değil mi yavrum? Aynen. Baba iyi de sen bunları nereden biliyorsun ya? Lan palavracı, her sabah aynı palavrayı atıyorsun. Oradan biliyorum. Palavracı Sinan, palavracı Sinan. Sus, kalleş kuş, hain kuş. İki dakikada sattın beni be. Osman Aga geldiğinde söyleyeyim de seni kesip pilavın içine koysun. Bakalım pilavın içindeyken de böyle konuşabilecek misin? Tüh! Ya ağam papağan da papağan olaysan ya. Hayret bir şeysin ha. Peki söyle bakayım bu defa niye kovuldun evden? Şimdi baba benim kayganam Şansiment var ya. Eve genç bir kız almış. Üniversiteli, canın odasını kiraya vermiş. Sonra gece de benim gazım vardı. Tuvalete kalktım ama. Yani şimdi kızın odasına gitmişim tuvalet diye. Karanlık ya baba, yolu şaşırttım ya. Tabii canım, tabii Sinancığım. Ben bilmez miyim o karanlıkları? Gece tuvalete diye çıkılır ve nedense hep o güzel kızın odasına gidin. Öyle değil mi canım? Aynen öyle oldu baba. Tabii Gülübük de beni genç kızın kapısının önünde yakalayınca kapının önüne koydu, kızı da kovdu. Ben de işte... Sinan abicim peki kızı nereye kovdu? Yani evi falan yoksa beraber onunla eve çıkabiliriz. Çok da iyi olur ha. Dedene! Oğlum sen kızı bırak da sen hazırlandın mı imtihana? Bugün coğrafya sınavım var. Biliyorum babacığım çok iyi hazırlandım. İnşallah hazırlanmışım. Arkadaşlar günaydın. Bayan ben diyorum. Bakayım. Bu daha iyi yakışmış Sinancığım. Sağ olun Melahat Hanım. Hoş geldiniz Melahat Hanım. Hoş bulduk. Gel bakalım Murtaza, dersini ezber ettireceğim sana. Bebe sen ne yap, Kurkan senin gibi olsun be zargan olsun. Gel. Göreceksin seni yendiğim zaman zarganın kılçıkları nasıl boğazına böyle dizilecek. Hayrola Osman? Hoş geldiniz de beyefendi kim Osman Bey? Tanıttırayım arkadaşlar.
Bu arkadaş güleşçi Murteza'dır. Kendisi beni yendiğini iddia etmektedir ki bu külliyen yalandır. Şimdi ondan güleş tutarak bunun yalan olduğunu kendisine ve sizlere ispatlayacağım. Ne? Ne? Güleşecek misiniz? Allah Allah. Arkadaşlar bu saati hemen kaydedelim. Osman Aga'nın tırnaklının resmi delilidir. Ne şaşırsınız be vitaminsizler. Git bakayım benim arabanın bagajından benim kıspetimi al gel. Depodan da Alifleks'i al getir buraya ser. Haydi çabuk bakalım. Hemen getiriyorum Osman Emiciğim. Sen çıldırdın mı Osman? Nasıl güleşeceksiniz? Sen güleşçi misin be adam? Bilmemiş gibi konuşma be kardeşim. Ben eski meşhur dünya çapında yağlı Osman Aga'yım be. Osman Beyciğim siz gençliğinizde pehlivanmışsınız. Şimdi bir şey yapmaya kalkmayın. Bu yaşınızda bir yerlerinizi sakatlarsınız. Yani siz bana şimdi yaşlı mı demek istiyorsunuz? Genç misiniz Osman Bey? Ben var ya ben bütün bu gençleri ceplerimden çıkarırım bile bile. Helal be ağam be, helal be. Seyit oğlum, sen de gaz vermiş o adama. Tamam ağam. Evet arkadaşlar, bahisler açılmıştır. Birinci Akasya Durağı Yağlı Güreş Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bir tarafta yedi cihan pehlivanı Yağlı Osman Aga, öbür tarafta pehlivan Murtaza. Ben şahsen Osman Aga'ya tam 50 lira veriyorum. Tebrik ederim Sinancığım, bir kumarımız eksikti, sayende o da oldu. Ne kumarı baba ya, aşk olsun. Ben sadece sportif bir müsabakayı ticari bir organizasyona dönüştürüyorum, hepsi bu yani. Evet, var mı başka oynayan arkadaşlar? Vallahi ben de Osman Akam'a 30 koyacağım. Eyvallah. Aferin Seyit kızanım, sen büyük pehlivanı gözünde tanırsın ha. Sinan abicim, bağ borç verirsen, aha ben bu emiceye 50 lira oynamak istiyorum. Tamam, kabul. 50 lira da senden, evet. Bir de vitaminsiz. Karşı tarafa mı oynarsın? Ben sana soracağım Osman Emice, görmeyeyim misin? Evet beyler, sizler... Sizler oynamaz mısınız hanımlar beyler? Ya benim üstüme. Kusura bakma Osman Bey, benim hiç işim olmaz. Ya Osman, zaten akıllı sayılmazdın. Hepten delirdin ha. Siz üye sanın. Ben bunu yendiğim zaman utanacaksınız. Hepiniz, hepiniz. Hadi Murtaza, çıkar kıspetleri diyelim biz. Hadi diyelim. Aa, Melahat Hanım'ın kızı Tuğçe değil mi bu? Hay Allah, işe mi girmiş? Helal olsun şu kıza. Hem tıp fakültesinde oku hem çalış. Görüyor musunuz? Sana da helal olsun şoför bey. Kız hem okuyor hem çalışıyor ama sen bir taksiyi kaldıramadın. Kusura bakmayın. Allah Allah, maşallah. İki iç çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Pehlivan, pehlivan. Altta kaldım diye erinme. Üste çıktım diye sevinme. Hayda bire. Alta düşersen apış, üste çıkarsan yapma. Hayda bire. Nuri Bey, bunlar vallahi kafayı yemişler. Ayoş'u yaptıklarını akşam evde Tuğçe'ye anlatsam hayatta inanmaz. Hale bakın ayol. Adamlar durağı şeye çevirdi, Kırkpınar'a. Hayda bire pehlivanlar, hayda Osman Aga. Sinan'la Osman'ın ne manyak olduğunu bildiği için herkes inandı. Seyirttim vardım Pınar'a. Allah ikinizin işini de onara. Başlayın. İndir ağam, indir. Aslan Murtaza pehlivan, git onu da. Osman Aga, ne yaptın ya? Tepeşem sana bak. Ülüşe mi çıktın? Çekil dedim sana. Bastır biraz. Osman Aga, kimse at beygir gibi tep şunu. Vur, vur. Hadi Osman Allah! Murtaza pehlivan Osman Emici'yi el arabası yaptı, gezdireyim buralarda da. Kaldır beni derim sana! Hadi Osman Aga, bak paralar burada. Bastır Osman Aga, bastır. Ya Osman Aga, ne yaptın? Kuş oluyor, uçuyor. Ne işin var orada? İn aşağı.
Ay. Osman emice yukarıda havalar nasıl? Yanında be Osman. Nuri Bey, Osman Bey'in durumu iyi değil. Güreşi durdursak mı acaba? Oo, hani canım. Kendi güreşmek istedi. Güreşsin bakalım. Yanında be. İndir onu aşağıya. Uy, deli kırıldı. Osman'a ne yaptın? Yapıştın kaldın yere ya. Osman Bey, iyi misin? Melahat Hanım, hayatımda ilk gün böyle yıldızlar görürüm küpe gündüz. He şimdi hatırladın mı? Osman Ağa Kırkpınar'da kim yendiğini ha? Allah beni. Yahu çocuklar durun ya. Osman'ın durumu iyi değil. Kaldırın şu adamı yerden. Kaldırın. Ağam. Koşun da yardım et. Osman Ağa. Ağam. Kaldır bakalım. Merhabalar hanımlar. Hoş geldin Safiş. Hoş bulduk. Merhaba Şazımen Hanımcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsınız? Çok şükür. Gülbin hadi kızım iki tane kahve yap bize. Safiş, anneme söyle eğer canı kahve içmek istiyorsa kalksın kendisi yapsın. Hayırdır Şazımen Hanım ne oldu? Aman bilmiyorum Safiş, sabahtan beri yüzünden düşen bin parça. Sen niye küstün bana? Anneme söyle Safiş, yuvamı yıkmaktan vazgeçtiği zaman onunla konuşacağım. Allah Allah, ne yuva yıkması Şazımen Hanım, nedir bu kız? Gülbin, sen beni delirteceksin. Kocan kızın kapısının önünden ayrılmıyor, sen suçu benim üstüme mi yıklıyorsun? Pardon. Affedersin anne, o kızı eve kim getirdi? Sen. O mini mini gibi böyle etekli gencecik kızların bizim evimizde ne işi var ya? Tamam. Peki senin kocanın hiç mi suçu yok? Allah Allah ya, Allah Allah. Gayret bir şeysin. Ya hiç kalkamayaydın Allah korusun ya. Hadi hadi uvala uvala hadi. Abiler ben imtihana gidiyorum. Bağ dua et. Hadi Allah senin açıklığı versin Ali Kemal. Sağ ol Seyit abicim. Bana bak Ali Kemal. Heyecan yapma. Önce bildiğin soruları cevapla. Bilmediklerini sonra yaparsın. Heh tamam babacığım. Önce bildiğim soruları yapacağım. Ama bildiğim sorular çıkar mı orası biraz şüpheli daha. Bak Nuri Aga. Bu çocuk bu imtihanı geçsin. Ben de eşek gibi angırırım ha. Yavaş be. Tamam ağam, tamam. Desteğin için teşekkür ederim Osman emice. Bu papağan liseyi bitirir, bu bitiremez. Ben de lafımı dedim işte bu kadar. Yavaş yavaş. Buyurun Akasya Durağı. Baba, benim Mert. Nasılsın? Mert! Canım oğlum benim. Sağ salim vardın değil mi evladım? Vardım baba, vardım. Yolculuğun iyi geçti mi? Bir sorun olmadı yolda değil mi? Yok baba yok. Sen merak etme. Gönlünü ferahlıkla iyi geçti. Tamam. Aman kendine dikkat et evladım. Sen merak etme babacığım. Şimdi kapatmam gerekiyor. Bana bak Mert. Beni her gün ara tamam mı? Unutma babanı ha. Tamam baba. Öpüyorum ellerinden. Öpüyorum evladım. Canım oğlum benim. Allah kavuştursun Nuri Aga. Sağ ol Osman. Asker sağ salim gitmiştir. İnşallah sağ salim de dönecektir Nuri baba. İnşallah Seyitçim be. İnşallah. Oğlum öp. Sen ne bekliyorsun orada? Hadi fırla. Tamam hemen gidiyorum babacığım. Ali Kemal. İyi sınavlar oğlum. Sağ ol ablacığım. Dur. Ali Kemal'in telefonu buyurun. Oy evlilik programından mı arıyorsunuz? Uy çok iyidir. Bakarı mı buldunuz? Heh, peki ne zaman geleyim? Uy bugün mü gelmem gerekiyor? Ama benim bugün coğrafya sınavım var dur. Yarın gelsem olmaz mı? Madem öyle geleyim bakalım. Kaçta geleceğim? Tamam oldu. Görüşürüz. Merhaba Melahat abla. Merhaba Murat'cığım. Nasılsın? Pek bir suratsız gördüm seni. Keyfin yok. Ne oldu söyle bakayım bana. Keyifsizim be abla canım sıkkın. Niye? Tuğçe benden bir şeyler saklıyor Melahat abla. Tuğçe? Nasıl yani? Ya dün okuldayken böyle çay falan içelim diye aradım onu. Evet. Bana kütüphanede ders çalışıyorum dedi. Ay Murat'cığım bilmez misin Tuğçe'yi?
Her boş bulduğu anda kütüphaneye gider, ders çalışır be evladım. Onu biliyorum da ablacığım. Gittim baktım kütüphaneye, kapalıydı dün. He. Tuğçe'nin öyle yalan söyleme gibi bir huyu yoktur ama... Niye yaptı acaba? Merhabalar. Merhaba Mehmet Hoca. Sizi tebrik ederim Melahat Hanım. Hayırdır? Tuğçe gibi akıllı, çalışkan, mantıklı bir kız evladı yetiştirdiğiniz için tebrik ederim. Teşekkür ederim, eksik olmayın da... Şimdi niye tebrik ettiniz beni durduk yerde? Gelirken çalıştığı hamburgerci de gördüm. Aynı zamanda tıp fakültesinde okuyor, bir de yanında çalışıyor. Yani takdire şayan. Hocam bir dakika, bir dakika. Bir yanlışınız falan var herhalde. Tuğçe hiçbir yerde çalışmıyor ki. Çalışıyor Muratcığım, çalışıyor. Yanlış görmüşsünüz. Benzetmişsinizdir. Tuğçe çalışmıyor. Az önce gözlerimle gördüm. Servis elemanlığı yapıyordu. Allah Allah. Emin misiniz Mehmet Hoca? Eminim tabii. Gözlerimle gördüm. Sizin haberiniz yok muydu yoksa? Şimdi anlaşıldı Tuğçe neden yalan söyledi. Benim onun çalıştığını öğrenmemem için öyle söyledi demek. Evet. Dün eve geldiğinde de kızartma yağı kokuyordu. Mehmet Hoca nerede bu hamburgercinin adresi? Kanlıca'da hani meydana gelirken köşede bir hamburgerci var ya orası. Biliyorum. Geliyor musun Murat? Geliyorum abla. Hadi. Evet sevgili hanımlar ve beyler. Hepiniz eşim olur musun'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ali Kemal. Ali Kemal. Hoş geldin Ali Kemal. Hoş bulduk ablacığım. Nasıl bağ buldunuz karı, güzel miydi? Ay ne oluyoruz Ali Kemal? Biraz kibar ol. Hem hanımefendi denir, karı değil. Pardon ablacığım, çok heyecanlıyım da. Güzel Allah'ım sonunda benim de dualarımı kabul etti de bağ da karı nasip etti. Hiç umudum yoktu ablacığım. Söyle bakalım Ali Kemal. Bir eşte aradığın özellikler nelerdir? He. Öncelikle karı olmasını temenni ederim. Ay kadın olacak herhalde Ali Kemal. Erkek olacak hali yok ya. He, sonra güzel olsun. Tamam, güzel olsun. Başka? Bir de diksiyonu düzgün olsun. Ha böyle benim gibi İstanbul Türkçesi konuşursa iyi olur da. Senin gibi. He, benim gibi. Peki. Şimdi Ali Kemal. Paravanın diğer tarafına Lale Hanım'ı çağıracağım. Ama birbirinizi görmeyeceksiniz. Güzelce konuşun, anlaşın, tamam mı? Daha sonra paravanı açacağım. Tamam, anlaşılmıştır. Bu Lale Hanım güzel miydi? Ay taktı güzelliğe bu da. Gel Ali Kemal'cim, seni böyle alalım. Lale'cim gel bakalım, seni bekliyoruz. Şimdi... Evet, birbirinizi tanımaya çalışın bakalım. Merhabalar, Ali Kemal Bey, nasılsınız? Çok yakışıklıyım, profilden Al Pacino'ya benziyorum. Sen güzel misinizdir acaba? Vallahi çok güzel olduğumu söylerler. Uy, yaşadım. Kız sor bakalım, ne işle meşgulmüş Ali Kemal Bey? Ne iş yapıyorsunuz? Ben şey işi yapıyorum, Akasya Durağı'nda İdari Genel İşler Müdürlüğü yapıyorum. Ay, gördün mü kız? Bir de müdürmüş, yağlı kapı buldun kendine. Sor bakalım, evi var mıymış? Evin var mı Ali Kemal? Tabii vardır evim. Sen iste İstanbul'daki bütün evleri önüne sereyim. Hatta havuzlu villa bile alırım sağa. Sen yeter ki bana evet de da. Ay, eğer bunlar buradan doğruca nikah dairesine gitmezlerse şaşırmayın. Hissettim ben, hissettim. Oh! Ah, anne! Ali Kemal değil mi bu ya? Baksana evlilik programına katılmış. Ali Kemal bu valla. Ne işi var onun orada? Ne işi olacak anne? Baksana evlenmek için çıkmış işte. Ay aile falan bu çocuk. Evet Ali Kemal'cim. Nasıl, sevdin mi Lale'yi? Payıldım, payıldım. Güzel Allah'ım artık gönlüme gele bir karı verdi bana. İnanır mısın ablacığım? Ha burada mutluluktan ağlamak istiyorum. Lale'cim. Efendim? Nasıl, sen sevdin mi Ali Kemal'i? Anlaşabilecek misiniz sence? Evet, çok sevdim. Ay, o zaman açıyorum. Açın ablacığım, açın. Benim acil evlenmem lazım. Dayanamıyorum artık da. Oy, kabul ediyorum. Ne neden? Hani bana karşı...
parayı bulacaktınız. Bu karı değil ki dev anasıdır. Aa, Ali Kemal çok ayıp. Nesini beğenmedin Lale'nin? Benim diğer kadınların anneyim eksik olur. Oy, hiçbir şeyin eksik değildir. Hatta 100 kilo fazlanın vardır. Bırak, Ali Kemal. Bırak, salla beni kadın. Oy, bu Ali Kemal of of. Arkadaşlar, güleş denen şey benden geçmiş ha. Vücudum anlamış ya. Ama bilemezsiniz, bu Osman Aga'nız ne kadar şanslı bir adamdır ha. Hayrola Osman, ne şansıymış bu? Efendim, bizim Dilek'e bir kısmet çıktı. Evlendireceğiz nasip olursa. Ya, helal, helal hocam, helal. Helal hocam, helal. Hayırlı olsun ağam. Allah tamamı neredesin ha? Sağ ol, sağ ol kızım, sağ ol. Nereden çıktı bu evlilik Osman Ağa'ya? Efendim, şimdi bizim Dilek'in bir erkek arkadaşı varmış. Bu Dilek'i çok beğenirmiş. Onunla böyle evlenmek isterlermiş yani. Gözün aydın Osman abi de bir şey soracağım. Sen bu çocuğu tanıyor musun ya da gördün mü? Görmedim ama nasipse akşama göreceğim. Çok mütasip bir ailesi varmış, çok mazgut bir ailesi varmış, çok zengin bir ailesi varmış. Yatlar, katlar, atlar. Yani o kadar olur yani. Hayırlısı olsun Osman abi. Ben müsaadenizle gideyim, hazırlık yapacağız. Haydi eyvallah. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım güle güle, kolay gelsin, hadi. Eyvallah Mehmet Hoca. Böyle muzip muzip ne gülümsüyorsun, ne var? Akşama Osman abiye büyük bir sürpriz var Nuri Baba, ona gülüyorum. Neymiş? Ya Nuri Baba, Osman abinin damadı olacak çocuk var ya, biraz zenci. Zenci mi? Zenci mi? Vay! Osman Ağa'nın haberi var mıdır? Yok işte, gördünüz, sordum, bilmiyor. Desene akşama cümbüş var ha. Hocam telefon çalıyor. Alo? Mehmet, izlediniz mi Ali Kemal'i? Ay çok komikti, biz Nurten'le yıkıldık burada. Bir dakika Şükran, ne Ali Kemal'i, ne izlemesi? Ha görmediniz mi? Ali Kemal canlı yayındaydı, evlilik programında. Şükran sen ne diyorsun? Ali Kemal sınava gitti. Ne evlilik programı? Ay yok yok, kandırmış sizi. Ay keşke izleseydiniz, çok komikti. Tamam, aradığın için sağ ol. Hayrola Mehmet Hoca? Neymiş bu evlilik programı? Nuri Baba, Ali Kemal bizi kandırmış. Sınava gidiyorum diye evlilik programına gitmiş. Oo, vay kansız vay. Vay çakallı vay. Ya çocuklar, görüyor musunuz olayı? Şimdi ben bunu dövmeyeyim de ne yapayım? Bak bir gelsin, göstereceğim ona evlilik programına gitmeyi. Bakar mısınız? Hemen geliyorum. Gel buraya. Anne, Murat sizin ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada? Nasıl ne işin var anne? Görmüyor musun işte? Çalışıyorum. Bana çalıştığını söylemedin. Bana yalan söyledin. Anne, eğer çalışmama izin verseydin sana yalan söylemek zorunda kalmazdım. Tuğçe, bak Melahat abla senin çalışmanı falan istemiyor. Kadıncağızın tek istediği şey var. O da senin şu okulunu bitirebilmen. Ya ben hem okuyup hem çalışabilirim. Babam öldüğünden beri bütün yük annemin omuzlarında. Bunu birazcık olsun hafifletmek istiyorum. Ah be kızım. Ben bu yükü seve seve taşıyorum. Benim hayattaki tek mutluluğum çalışıp seni okutabilmek ve senin fakülteden çıktığın anı görebilmek. Ne olur benim sevincimi çok görme. Hadi gel buraya, şükürcüğüm, hadi. Madem çalışmamı istemiyorsun, o zaman ben de bırakıyorum bu işi. Canım kızım benim. Çıkar şu önlüğü de. Nerede çantan? Kusura bakmayın, ne olur. Hadi al çantanı, yürü gidiyoruz. Bu da onların hediyesi olsun sana. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Vay vay vay. Ali Kemal kardeş, aleyküm selam, hoş gelmişsin. Sınavın nasıl geçti Ali Kemal? İyi geçti hocam. Vallahi geçer gibiyim ama bağ kalırsa bakalım, inşallah geçerim. Peki
Ne sordular sınavda Ali Kemalciğim? Ne mi sordular babacığım? Şey sordular, bu Türkiye coğrafyasında maki midir nedir onu sordular da. Otları mı sordular Ali Kemal? Sen de iyi bir ot olarak Türkiye'de yetişen bütün otları biliyor olman lazım. Yani en azından arkadaşların adını saysan bütün otları sayardım. Çok komiksin vallahi Sinan abicim. Sen taksicilikte falan sürünüyorsun. Sen stand-up falan yapsana. Yapacağım. Birazdan çok güzel bir stand-up yapacağım Ali Kemal. Peki Ali Kemal, bu imtihanda sana ne kadar kazandığını, evinin olup olmadığını, kiminle evlenmek istediğini falan sormadılar mı? Babacığım bunların ne alakası var? Ben coğrafya sınavına gittim de dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Asıl sen bizimle dalga geçiyorsun. Coğrafya sınavına diye çıkıp evlenme programına gittiğini bilmiyor muyuz sanki? Bilmiyor muyuz sanki? Uy vurmayın babacığım kurbalayım da. Vallahi coğrafya sınavına giderken beni evlilik programından aradılar. Sağ karı bulduk dediler. Ben de vallahi dersi mersi unuttum ben. Yazıklar olsun Ali Kemal. Karı karı diye ölüysen ha. Ayıptır ayıp. Lan sen adam olmayacak mısın be? Sen adam olmayacak mısın? Tövbe babacığım, vallahi bir daha karı falan peşinde koşmayacağım. Dersimi çalışacağım. Söz mü? Söz mü? Söz babacığım. Git arabaları yıka bakayım şimdi. Git arabaları yıka şimdi, hadi. Hadi. Sinan. Buraya bir tek papağan yeter. Sinan buraya bir papağan... Can. Sor bakalım annene niye yemiyormuş. Anne soruyu duydun mu yoksa tekrar edeyim mi? Ya anne ya. Ben çok özür dilerim sana bağırdığım için. Önemli değil. Ben alıştım artık Gürbin. Sen onu bunu bırak da niye yemek yemiyorsun onu söyle. Sinan'ı düşünüyorum. Yani acaba ona haksızlık mı ettim diye. Ben senin işlerine akıl sır erdiremiyorum artık. Adamı kızın kapısında yakaladın. Daha ne yapmasını istiyordun ki? Ya Sinan doğru söylüyorsa? Ya gerçekten karanlıkta yolunu şaşırıp tuvalet diye oraya gittiyse? Vallahi ben şahidim anne. Babam tuvalete gidecekti. Bu sırada beni kızın kapısının önünde görünce geldi kızdı. Bu sırada da sen çıktın işte. Oğlum bu şimdi mi söylenir? Ya anne fırsat vermedin ki. Terliği aldığın gibi giriştin babama. Gülbin inanma sen buna. Bozacının şahidi şıracı işte. Anne ya doğru söylüyorsa? Ay kapı çalıyor. Sinan mı geldi acaba ya? Of Gülbin of. Merhaba Gülbik. Kendimi affettirmek için sana çiçek yaptıracaktım ama çiçek az gelir diye çelenk yaptırdım he. Ya çok tatlısın ya. Ay, gel gel gel. Ay aşkım indir bina. Ay. Ay. Nasıl ama? Bunları benim için mi aldın? Senin için aldım Gülübey. Ay krolar gibi çelenk mi yaptırdın karına? Ay hiç güleceğim yoktu damat. Ne yapayım kaygana? Gülübey'e olan aşkım o kadar büyük ki aşkımı ancak böyle bir çelenkle ifade edebiliyorum. Anne görüyor musun? Beni o kadar seviyor ki gitmiş bana çelenk almış ya. Ya çok tatlısın ya. Ben kaymak gibi değil mi? Evet. Hemen iki tatlı laf duydum diye yumuşama be Gülbin. Ya anne düşünsene. Bana olan aşkını göstermek için gitmiş koskoca çelenk almış ya. Ayrıca sana bir de aşk şiiri yazdım Gülbin. Eğer izin verirseniz yüksek huzurlarınızda okumak istiyorum sevgili kayganacığım. Helal baba. Gülbin, Gülbin. Bırak car car ötsün aha bu ibibik. Dinleme sen onu Gülbik. Gel el ele tutuşalım. Gidelim ikinci balayımıza. Bak bizi bekliyor Mozambik. Baba bu ne ya? Ya ben bile daha iyisini yazardım. Süsüren gene de. Gülbik. Vallahi sabahtan akşama kadar düşündüm, taşındım. Ama Gülbik'le İbibi'ye Mozambik'ten başka kafiye bulamadım. Ya bayılıyorum ben sana Sinan. Sinan, bu ne? Hangi açılıştan arakladın bunu? Hangi açılıştan arakladın? Evet, arakla. Ama Gülbik senin için arakladım. Sana olan aşkım için arakladım. Ya boş ver ya. Düşünmüşsün, araklamışsın. Canın sağ olsun. Canım benim. Ay. Hadi. Hadi. O kadar heyecanlıyım ki ben Safiye. Bilhassa hayatımda ilk defa kayınbaba olurum ha. De ben de çok heyecanlıyım Osman. Heyecandan yerimde duramam. Ah. Dur ben bakarım. Bak 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 bak.
Lan bak kara kızım. Yanlış mı geldin acaba sen buraya ha? Yok, doğru geldim değil mi? Babacığım tanıştırayım, size bahsettiğim erkek arkadaşım o bayanı. Yani senin şimdi bu erkek arkadaşını o yayına yanamama mı oluyor yani? Evet bu baba. Yani şimdi sen koskoca memlekette evlenecek adam bulamadın da bu çocuğu mu ithal ettin Afrika'dan be kızım? Ama baba. Baba mı? Anne. Anne mi? Bak çocuğum, senin memleketinde kız mı yok? Haydi dön bakalım geri, ilerle bakalım. Haydi yürü. Hadi torunum olsa elimi nasıl öptüreceğim ben ona ha? Yürü, yürü. Taksimetre kaç para yazar senin memlekete bilir misin sen? Ama baba... Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla.